Evet arkadaşlar, bahçemizde gördüğünüz gibi taze taze ebe gömeçleri. Şöyle topluyoruz. Çıtır çıtır su gibi ısırgan otlarımız görüyorsunuz. Bugün sizlere ısırgan otu tarifi vereceğim. Bu ısırgan otları nasıl yapacağınızı göstereceğim. Hormon kullanılmıyor. Tamamen kendi ihtiyaçlarımı karşılamak amacıyla mahsul yetiştiriyoruz. Taze taze, çıtır çıtır, tertemiz. Asla buraya kedi köpek girmiyor. Etrafı çitlerle çevrili. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ebe gömeci ve ısırgan otunu karışık olarak nasıl yemek yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle ısırgan otlarımızı bol suda bir yıkamamız gerekiyor. Yıkamış olduğumuz ebe gömeçlerini bir süzgece alıyoruz. Ebe gömeşi çok faydalı bir bitki. Yani özellikle kanser türlerine çok etkili olduğu kesin olarak, bilimsel olarak biliniyor artık. Bunu hiç kimse inkar etmiyor zaten. Ebe gömeçlerimizi en az 4-5 defa temiz suda yıkamamız gerekiyor. Toprak ve çamur kalmadığından emin olmamız için en az 4-5 defa temiz suda yıkamamız gerekiyor. 5. yıkayışımızı da gerçekleştirdik. Artık eminiz. Toz duman kalmaz için. Toz toprak kalmadığından emin olduk. Kıyma hazır hale geldi artık. Ebe gömeçlerimizi tertemiz yıkadık. Onlar hazır. Şimdi de ısırgan otumuzu yıkayacağız. Isırgan otu dikenlidir. Elinizi batar ve kaşındırır. Adı üstünde ısırgan otu zaten. Evet, bu otumuzu yıkamamız gerekecek ama ya eldivenle yıkamanız gerekiyor ya da elinizi değmeden bir maşa yardımıyla bu otumuzu da yıkamamız gerekiyor. Şimdi bu otumuzu da yıkayalım. Ebe gömecimiz yıkandı, hazır. Isırgan otumuzu yıkayalım bol suda. En az 4-5 defa ısırgan otumuzu da yıkayalım. Onda da çamur toprak kalmasın. Emin olalım temiz olduğuna. Ondan sonra gerekli işlemleri sırasıyla yapacağız. Isırgan otumuzu da yıkıyoruz. Isırgan otu eldivensiz ellerinizi ısırır. Ad üstünde ısırgan otu kaşındırır, kızartır elinizin içini. O yüzden bunu bir maşa yardımıyla yıkamamız gerekiyor. Ya da elinize eldiven giymeniz gerekiyor. Yani normal eldivenlerden, aşçı eldivenlerinden dikeni geçebilir. İnşaat eldiveni gerekir. Onu da her evde bulamayacağınıza göre maşayla, en güzeli maşayla alıp maşayla yıkamak yani. Şu anda benim yaptığım gibi. Evet, birinci yıkamamız tamam. Aynı işlemi en az 3-4 defa tekrarlıyoruz. Temizliğinden kuşkumuz kalmayana kadar yıkıyoruz. Suyu berrak olacak, tertemiz olacak. İçinizde hiçbir kuşku kalmayacak. Yıkadığınız kabın dibinde toprak kalmayana kadar yıkamaya devam ediyoruz. Isırgan otumuzu küçük parçalara doğrayacağız. Şimdi otlarımızı, ebe gömeci otlarımızı küçük parçalar halinde doğruyoruz. Şu şekilde küçük parçalar halinde doğruyoruz. Şimdi otlarımızı yıkadık. Neydi bizim bugün yapacağımız yemek?
Karışık ebegümeci ile ısırgan otuydu. İkisini karışık yapacağız bugün. Biraz farklı bir yemek olacak. Yani zeytinyağlı kavurmasını yapacağız. Bunun için bize gerekli malzemelerimiz 2 tane soğan, 2 tane kuru soğan, 2 tane yeşil soğan, 2 tane Charleston biber, zeytinyağı, kaya tuzu ve isot. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi ısırgan otumuzun işlemine geçiyoruz. Isırgan otu ellere battığı için onun başına kettle'da kaynatmış olduğumuz sıcak suyu dökeceğiz. Biraz ölçtükten sonra doğramaya geçeceğiz. Şimdi otumuzun başına sıcak suyu dökelim. Evet, ısırgan otumuzun başına kettle'da kaynatmış olduğumuz sıcak suyu döküyoruz. Ve 2-3 dakika dikenlerin ölçmesini bekliyoruz. Tıpkı diken otunda yaptığımız işlemi aynısını yapıyoruz. Biraz ölçtüğü anda, şu anda ısırgan otumuzun dikenleri elimizi kaşındırmayacak yani. Az ölçsün. Şu anda eşim de bana yardım etmeye çalışıyor. Sağ olsun. Malum yani stüdyo olmadığı için mutfakta çekim yapmak biraz sıkıntılı. Evet. 2-3 dakika bekledik. Şimdi ısırgan otlarımızı çıkarabiliriz. Isırgan otlarımız ürüştü. Şimdi bunları maşa yardımıyla süzgece alıyoruz. Artık ısırgan otumuz ellerimiz ısırmaz. Evet, ısırgan otunuz ürüştü. Şimdi bunu soğuk suya tutuyoruz. Otlarımızı soğuk suya tutuyoruz. Bunun nedeni otumuzun yeşil kalması. Isırgan otumuz gördüğünüz gibi yeşil kaldı. Şimdi doğramaya geçebiliriz. Evet, bakın artık tutabiliyorum. Isırgan otu hiçbir şekilde elime batmıyor. Bunu da doğrayabiliyoruz artık. Bu çok faydalı arkadaşlar. Yani gerçekten yani inanılır gibi değil. Özellikle kanser hücrelerini gerilettiği bütün bilimsel olarak bütün doktorlar bunu kabul ediyor artık. Yani kanser hücrelerini geriletiyor. Bu kesin olarak bilimsel olarak onandı. Herkes bunu kabul ediyor artık. Bütün doktor, tıp dünyası bunu kabul ediyor. Yani fırsatınız varsa sık sık tüketmeniz gerekiyor. Çok faydalı bir bitki. Evet. Otumuz hazır. Isırgan otumuzu doğradık. Elle de batmıyor artık. Ebegümecimizi de doğradık. İkisi de hazır. Şimdi tavamıza geçelim. Yapım aşamasını beraber takip edelim artık. Yapım aşamasına geçiyoruz. Ateşimizi yakıyoruz. Ateşimiz yandı. Tavamıza bir miktar zeytinyağı koyuyoruz. Kızarkene biz de soğanı doğrayalım. Soğanımız doğrandı, hazır. Soğanımızı tavamızın üzerine koyuyoruz. Şimdi biberlerimizi doğruyoruz. Küçük küçük biberlerimizi doğruyoruz. Biberlerimiz de doğrandı. Onu da ilave ediyoruz şimdi tavamıza. Karıştırıyoruz. Soğanlarımız pembeleşene kadar, biberlerimiz ölene kadar işleme devam ediyoruz.
Ebe gümeci otumuzu tavamıza ilave ediyoruz. Karıştıralım tavamızda. Biraz erişmesi lazım. ...7-8 dakika kısık ateşte otlarımız ölüşsün. Ondan sonra üzerine tuzunu ve isotunu ilave edeceğiz. İnşallah hazır hale gelecek. Ebe gümecimiz biraz ölüştü. Şimdi haşlamış olduğumuz ısırgan otunu üzerine ilave ediyoruz. Ve ikisini beraber karıştırıyoruz. Şimdi otumuzun tuzunu ilave ediyoruz. Isırgan otuyla Ebe gümecinin karışık kavurmasını yaptık. Üzerine kaya tuzunu ilave ettik. Şimdi de isot ilave ediyoruz. İsot acı. Siz ister tatlı kullanabilirsiniz, ister acı kullanabilirsiniz. Biz acı seviyoruz. Karıştırıyoruz. Artık ebe gümeciyle ısırgan otumuz kavurmamız hazır. Pişti. Şimdi bunu servis yapacağız tabağa. Çok lezzetli oldu eminim. Evet Mükerrem Hanım. Aynı zamanda bunun yanına yoğurt da verebilirsin servis yaparken. O size kalmış. Şu an ateşimizi kapatalım. Evet şöyle servis tabağımıza otumuzu alalım. Çok lezzetli, çok sağlıklı bir ot oluyor bu. Evet arkadaşlar, artık ısırgan otuyla ebe gümeci kavurması hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.